Arkadaşlar merhaba. Ben ihtiyar oyunda mı? Bugün sizlerle beraber Mount & Blade serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün bir Twitch'te yayın açma girişiminde bulunduk. Tabii cihazımız biraz sıkıntı çıkardı. Çünkü iyi bir yazılım atamamışız. Daha sonra yazılımımızı tekrar değiştirdik. Eski sistemimize geri döndük. Şimdi yapılacak savaşlardan size bahsedeyim. Bugün ya Buluga Kalesi ya da Jerebe Kalesi'ni alacağım. Tabii şu an stratejik anlamda düşüncem şu. Eğer bana buradaki kaleyi alıp buradaki kaleyi kazanırsam, yani burayı bana verirse buraya stratejik anlamda adam dolduracağım biraz daha. Ve burada gördüğünüz gibi Sarani Sultanlığı var. Sarani Sultanlığı ile bir savaş halinde buradaki bütün askerleri toplayıp direkt Rivaç şehrine saldıracağım ve bir şehir daha isteyeceğim Kral Grabet'te. Tabi olursa, olmazsa yapacak bir şey yok. Şimdi haydi savaşımıza gidelim. Bu arada da görüyorsunuz asker sayımızı. 8 saatlik bir süreç. Hızlı geçer umarım. Bu arada Jeremus'u ben yine kaybettim. Bir savaşta ne oldu? Esir mi düştü? Ne yaptı? Anlamadım. Yine kaybettim. Evet, başlayalım. Direkt saldırıyorum çünkü yapılacak en iyi hareketlerden birisi bu. Gördüğünüz gibi kahramanımız yürekli ihtiyar yine iş başında. Bu arada siz şöyle bir şey yapalım. Yani yorum olur, mesaj olur, Discord'da yazarsınız falan. İsterseniz ismini de değiştirebiliriz adamın. Allah. Geç 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 geç. Aman 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 aman. Kastı biraz. Düzene gir. Abi. Bu arada ayarları da moderatörüm yine yapmaya çalıştı elden geldiğince bakalım. Yalnız yapmayı unuttuğu bir şey var. Kan bölgesini açmamış. Abi böyle kasması da hoşuma gitmiyor arkadaşlar, açıkça söylemek gerekirse. Kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Geri gel, geri. Şurada da okçular var aslında. Güzel olur oraya doğru giden olursa. Yoksa ben gideceğim oraya mecbur. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu askeriyeyi kurmak da kolay değil. Bakın okçu, piyade fark etmiyor. Adamlar herkesi kesiyor şu an. Şöyle ben uzaktan ok moduna devam edeyim. Hoppa. Full kafadan vurduk, güzel. Daha iyisini yapabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakalım. Şu an iyi gidiyoruz ya, kötü gitmiyoruz arkadaşlar yani. Oo, kafasını aldım. Gıdasını yediğim. Şu an savaşa katılmak istiyordum ama lakin gördüğünüz gibi. Aa, bir dakika. Bir ölüm, dört yaralım varmış benim bir de. O da büyük ihtimal şuradaki okçular yavaş yavaş indiriyor ya bizi. Ondan dolayı oluyor bunların hepsi. Neyse, bizim kahramanlar biraz savaşsın. Ben mecbur bekleyeceğim. Bu bekleme esnasında sizlerle konuşayım, zaten kazanacağımız bariz. Çünkü paralı süvarilere karşı dayanacak güçleri yok. Geçen oyunda yaptığımız en önemli hareketlerden birisi de 3-4 dakikada olsa bir lordla savaştık. Hemen Lord'u tabi ekarde edip buradaki kaleye saldırma planım vardı ama lakin önce bir telefon geldi. Daha sonra sistemsel bir sıkıntım vardı. Onu düzeltmeye çalıştık. Derken yayın bitti. Hatta bugün içerisinde sizlere tekrar video çekiyorum. Yani bu videoyu da atmak için elimden geleni yapacağım ama bakalım sizin elinize ne zaman ulaşacak. Çünkü biliyorsunuz şu an bilmiyorum, bazı şehirlerde
internetle ilgili sorun var. Ben yaşadığım şehirde şehirden dolayı şu an internetim sıkıntılı olduğu için hani upload etmesi biraz sıkıntı olacak. Bakalım göreceğiz. Siz şuradan yolu açın da ben bir gideyim. Bu kasma olayı bana hiç iyi gelmiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü oyun zevkimi kaçırıyor birazcık. Yani büyük ihtimal bu savaştan sonra ya da bu oyundan sonra Allah tusak kurmuş bir de. Bakar mısınız abi ya? O dikişi bir tutturamadım ya arkadaşlar valla. Simsar moddayız biraz da. Ben de... Abi adam savunuyor ya. Ciddi ciddi savundu ya. Allah. Abi desene çek okunu vur şunu kafadan ya. Dibine kadar gelmiş zaten. Hatta buraya bile yürümek saçma. Allah yamuk gitti. Yani normal vuracağım. Allah vuramadım. Hala vuramadım. Bir tane vurdum. Bir tane daha yerse. Başka nerede var? Benim bilmediğim bir yerde okçu mu var? Abi bunlar hep bug'a giriyor biliyor musunuz? Şimdi o bir kişiyi nerede? Belli oldu nerede olduğu. Böyle dışarıda bir yerde ki baksanıza. Bizim elemanlar uğramıyor. Neredesin? Aha da gördüm kolunu. Yok buradan zorlamaya gerek yok. Şöyle bir şekil yapacağım. Battal Gazi modu. Hula. Aşağı bir atlayayım. Nerede o? Tavuk. Olmazsa direkt savaştan çıkacağım zaten. Çünkü bir kişi kaldığı için. İki kişiymiş hatta. Hatta herkes beni izlesin bir. Ya hatta gerek yok arkadaşlar zaten iki kişi. Kazandık savaşı. Ama onca zahmete girmeye gerek yok ciddi anlamda. Almıyorum ama bu kaleyi bana verilmesini istiyorum. Dağ aydutu muydu? İyi olan evet. Dağ aydutu yapacağım hepsini arkadaşlar. Çünkü diğer türlü zaten yağmacılar da var. Dağ aydutları da iyi. Şöyle bizde kaleyi verene kadar bu kadar asker burayı korusa yeterli olur benim için. 15 kişi. Yeter de artar. 5.3'e 4.3. Hemen yakalayayım ben şunu. Evet. Evet. Ben ihtiyar. Sen kimsin? Vay. Haydi gel bir savaşalım bakalım seninle. 70'e 75. Bakayım bir dakika piyadelerim var. O full piyade. Direkt saldırıyorum arkadaşlar. Hiç acımıyorum. Ya bir çekil. Ben şöyle uzaktan slow saldıracağım. Bilmiyorum görüntü kalitemiz iyi gibi biraz ama tek sıkıntımız kasması. Yani saçma bir şekilde benim ekran hani ekran kartım da RAM'im de bu oyuna fazlasıyla yetiyor. Ama neden kasıyor hala da anlamış değilim. Yani oyun zevki hiç ama hiç iyi değil. Bugün çok kısa bir video atabilirim sadece. Yani o da böyle işte donmalı, aksaklıklı. Sırf YouTube'da video atamadı olmasın. Yani bekleyen arkadaşlar da oluyor. Zaten Discord'dan birkaç kere yazdılar bize. Hani canlı yayın aç abi falan diye. Açamadım. Malum işte teknik sebepler. Ya zaten burada gerçekten ne bileyim sizler sayesinde biraz büyürsek, destek falan olunursa ciddi anlamda size özel zaten bir donanım hazırlamayı düşünüyorum bu konuda. Ama şu an elimizden gelen en iyi hani elimizden gelen en iyisini sunmak için de yapacağımız tek şey
video çekmek, anlatış tarzı ve yapılan, nasıl diyeyim size, müdahalelerle şu an buradayız. Seni esir almayacağız. Gidebilirsin. Hemen seni ben bir terfi edeyim, atla. Aslında neyi var? Bir iki dakika bakacağım arkadaşlar ekran görüntüsünde. Sen tamam kapalısın. Sen ultra yüksek olma. Doku detayına gerek yok. Kimi yoğunluğuna da gerek yok. Belki şimdi biraz daha iyi olur bizim için. Şöyle geziyorum tabii yine ortalıkta. Bu kaleye baksak mı diye düşündüm. Aslında alınabilecek bir kale. Alsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. 54 asker. Biliyorsunuz biz çok iyi yerlerden çıktığımız için bu hani asker sayısıyla kendime çok güveniyorum bu konuda. Zaten 37 kıdemli yani şeyde bu kalelerinde de hani okçular çok sıkıntı oluyor. Yani okçularıyla da bir türlü başa çıkmak için mecbur bu tarz oyunla giriyorum. Yani direkt savaş, direkt saldırıyla giriyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu kaleyi almıştım ben bir de. Evet, bu kaleyi canlı yayında aldım galiba. Şimdi saldırıyoruz abi, yapacak bir şey yok. Bakalım. Kaç saat diyor? Oo, 84 saat. Çok büyük bir durum. Bunun için yapılacak bir şey yok çünkü okçuları bizi deler yani. Çünkü okçu var ve biz oraya çıkmak için bir yer kuracağız. Platform tarzı bir şey kuracağız oraya. Oraya dayayacağız yani onu. O da biraz sıkıntı. O yüzden şöyle bir kendi şehrimize gidelim. İlk önce Malaryuk Kalesi'ne gidelim. Ne var ne yok bir bakalım. Daha sonra bakalım bunlar kergitlerle biz ne zaman savaşa gireceğiz. O da meçhul yani. Ha, o 5.1'e 5.3. Güzel. Bu arada arkadaşlar siz sıkıntı şu şeyi kanlı olayı açacağım. Ceset sayısında diyor. Ceset sayısı tamam. Ceset sayısı olmasın da kan lekeleri olsun abi canım. Yani indir indir. Yani yapmamız lazım. Ya kukla fizik sayısını bilmiyorum da kan lekelerini açacağım ben. Hemen. Devam. Seni de yakalayacağım. Kergit askeriymiş zaten hepsi de. Biraz daha hızlandırırsak olayı. Yani ben ihtiyar oyunda mı falan filan bunları geçiyorum artık. Direkt savaşalım çünkü esirlerin güzelmiş. Bana lazım olabilecek esirler. Direkt saldırıyorum arkadaşlar çünkü elemanlar az. Ve şu an düzenli bir moda girmeye çalışıyorlar. Yani geçtikleri krallıklara göre uyum sağlamaya çalışıyorlar ama bu tabii kergitler için biraz zorlayıcı bir durum. Çünkü adamlar direkt saldırıyordu. Adamlar direkt saldırıyordu yani hiç acımıyorlardı. Ondan dolayı sen öyle mi kaldın? Dur sana geleyim de vurayım bir tane ben. Abi. Senin peşinde koşmak sıkıntı zaten. Bu videoda resmen ben değil adamlarım savaşıyor yerimi. Yani kahramanca savaşıyorlar bir de. Ya olmadı şöyle yapacağım ekran görüntüsünü. Düşüğe çekeceğim. Bu modda kapalı olacak arkadaşlar. Diğer türlü çünkü oynayamıyoruz şu an. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Size biraz daha kalitesiz bir oyun sunabilirim. Bundan dolayı da özür diliyorum şimdiden. Ama yapılabilecek en iyisini, yapılabilecek hareketlerin en iyisini yaptım şu an. Saldır saldır hiç durmayın. Hiç acımayın. Artık Kalrade'yi almak istiyorum. Açık bir şekilde söyleyeyim. Kalrade demek artık biz demek bu konuda. Bakalım kaç asker kaldı diyecekken bitti. 9 tane de firari var. Kergitlerin bu yönü iyi değil işte.
hemen firar ediyorlar. Direkt saldırıyoruz. Onlar da bakalım ne yapacak. Onlar da herhalde saldırırlar diye ümit ediyorum. Saldırmazlarsa da kendileri bilir. Ait yavrum benim be. Şimdi. Vur. Hiç zorlama kendini. Kergit kargıcısı olsa gerek. Benim üzerime gelmeyin. Oku atarım. Şunları da hemen alıp diğer kaleye doğru gidelim. Oraya biraz daha böyle asker vermek istiyorum. Hücum atın, para eder. Satalım. Sakat ama para eder. Bu adamların bu kaleleri alacak bile durum yok, onu da söyleyeyim. Hemen hızlı bir şekilde. Bu arada belki şeyden de olabilir. Streamlabs diye bir şey kullanıyoruz şu an. Ekranını kaydetmek için. Bu arada net gelişimimizi görüyorsunuz arkadaşlar. 6740 dinar. Net gelişimimiz var. Ver. Hiç. Buraya bildiğin biraz daha çılgınların olduğu bir yer. 33 asker var. Burayı yeterince iyi korurlar. Şimdi Buluka Kalesi bizim. Jailbreak Kalesi'ni almıyorum çünkü çok uzun bir süre beklemem gerekiyor. Şu an Veigar Krallığı'nın yani Kuzey'in asıl adamlarının iki tane kalesi kaldı. Bir Kuram Şehri, iki Jailbreak Kalesi. Bunları almak için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor aslında. Tabii ben yine bu Mareşalindir, Kral Garabert mesela diyeyim, savaşa veya böyle şölene falan çağırıyor. Gitmiyorum abi çünkü bana şu an en önemli durum bunlardan gelecek para. Bana bir para gelsin kesinlikle ama kesinlikle bu işi bitireceğim. Yani yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışacağım sizlere. İşte bir de oba sen şimdi burada ne işin var senin? Abi bu şeyi hani savaşı o kadar çok istiyorum ki aslında. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Lord Vaylan bizimle beraber savaşacak mı? Hep birlikte görüşeceğiz. Bu arada bir şey soracağım. Ben biraz politika falan yapmak istiyorum. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Aa. Normalde kendimize falan da çekebiliyoruz ama bu asker şeyleri lordları herhalde bu hani standart bir krallığın derebeyi olunca biraz sıkıntı yaratıyor. Neyse saldırıyoruz biz direkt abi. Hiç görüşmeye gerek yok. Haydi gidelim. Biraz daha kahramanca savaşmaya. Haydi. Allah. Normalde canlı yayın açmak istiyorum sürekli. Ama Lord Villain'a tek attım beyler. Bence gerisini siz düşünün. Yani yazıktır. Hani bir de Kuzey'in askerleri olacaksınız. Kuzey'in lordları. Kingdom of Game of Thrones şurada kendini belli ediyor. Ne? Abi bir de şöyle kaçmayın. Ah be. Bak. Ah vurdum sandım. Savaşa fazla girmiyorum çünkü direkt lordu ben kesince artık bir cool'luğum geldi kendime böyle. O yüzden de fazla bir durum yapmak istemiyorum. Dediğim gibi şu an savaştayız. Kesinlikle ama kesinlikle savaşı en iyi şekilde kazanmaya çalışacağız. İşte. Vallahi yapacak bir şey yok. Bu arada dediğim gibi benim fazla imkanım olmadığı için evde çektiğim için videolarımı hani arkadan gelen seslere de biraz maruz görün. Artık esirin misin? Değilsin veya git artık. Hani savaştık sen ne yeter. İşte şimdi şöyle bir savaş düzeni alalım diyeceğim. Ama bugün Jailbreak Kalesi'ni almayacağım. Bugün burada bekliyorum arkadaşlar. Beklediğim savaş büyük ihtimalle bir sonraki videoda gelecektir. Zaten burada başlayacağız sizlerle beraber. Bu
zamanı beklemeyeceğim. Ben direkt kaleye kuşatma durumuna geldiğimde de sizlerle beraber olup bu savaşı sizlerle beraber galip gelmeye çalışacağız. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Geliştirici yorumlarınızı da her zaman görüyorum. Elimden geldiğince de yanıtlamaya çalışıyorum. Bir sorun olduğunda buradan ve Discord'dan da yazabilirsiniz. YouTube'da da, Twitch'te de Discord kanalımız mevcut. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkürler, iyi günler.